Merhaba arkadaşlar, sezon 8 Modlu Survival'a sonunda başlıyorum. Benden bayağıdır bekliyordunuz bu seriyi, biliyorum. Bugüne nasipmiş, bugün başlıyorum. Birkaç gündür de video gelmiyordu, bunu da sizlere açıklayayım. Ben taşındım, yani bir evden başka bir eve geçtim. Hani bu yüzden taşınma telaşından dolayı zaten bilgisayarı falan yeni kurdum. Hani eşyalar aldım, biraz da dinlendim. Çünkü yoruldum yani taşınmak, ne bileyim, sıkıcı ve yorucu bir iş gençler. Hani taşınanlarınız varsa bilir zaten. Şimdi daha iyi bir evdeyim. Hani ses yalıtımı falan olsun çok daha iyi. Ekipmanlarımı değiştim, mikrofonumu değiştim, klavyemi değiştim. Klavyem mekanik bu arada. Eski klavyeye göre biraz daha ses çıkarıyor ama yapacak bir şey yok yani gençler, değişmem gerekiyordu. Ve bunu aldım. Bu da mekanik olduğu için biraz ses çıkarıyor. Umarım çok rahatsız etmez sizi. Sesim de farklı geliyor olabilir çünkü yeni evdeki ses yalıtımı farklı. Yani daha kaliteli aslında. Mikrofonum da daha kaliteli. Sesimi de test ettim, iyi geliyordu. Şu anda da iyi geliyor olması lazım. Umarım güzeldir. Onun dışında da pek anlatacak bir şeyim yok. Ha bir de bugüne kadar hep 1.7.10 versiyonunda oynadık ya biz Modlu Survival'ı. Bu sezon, yani sezon 8, versiyonumuz 1.12.2. Bu seferki versiyonumuz farklı. Umarım güzel şeyler olur. Bu arada şurada bir köy var. Buraya bir girelim bakalım. Bayağı güzel bir yerde doğmuşuz. Ve klavyeye alışamadım bu arada. Tuş dizilimi benim eski klavyeme göre biraz farklı. Arada bir yanlış tuşa basabiliyorum yani. Mesela yürüme tuşuna basma yerine yanlışlıkla eşya atma itemini basıyorum. Yani Q'ya basıyorum. Yanlışlıkla itemimi atabiliyorum bazen. Olabiliyor böyle şeyler. Biraz alışmam lazım klavyeye. Kitaplık var burada bak mesela. Bunları kullanabiliriz. Crafting var. Burada bir tane kuyu var. Bunu kullanmam. Tarla var. Buraları biz güzel sömürürüz. Akşam aç kalmayız. Böyle bir koyun moyun yok mu ya? Hani belki yatağa falan şey yaparız. Yatarız akşam. Güzel olabilir. Şunu bir öldürelim. Kılıcımızla öldüreceğim hatta. Gel lan buraya. Ya ben bu klavyeye harbiden biraz sıkıntı yaşıyorum şu anda. Alışmam lazım. Ciddi anlamda tuş dizilimi biraz farklı ya. Ciddi anlamda farklı yani. Ben eski klavyeye alıştığım için bana öyle geliyor daha doğrusu. Yoksa normal. Tamam, 3 tane şey yaptık. Yün topladık. Yatak yapabiliriz akşam için. Seni de öldüreceğim. Gel 3 tane beyaz olsun. Aa, içinden şey çıkıyor bak bunların mesela. Bunları da açayım. Bunlar da modda geliyor gençler. Bunun modunu şey yapmıştım. Şöyle boş bir alana bakıp sağ tıklayacaksınız. Mesela bunun içinde bayağı iyiymiş abi. Elma, kova ve zırh varmış. Tamam. Bunda ne varmış bakalım. Tamam, güzel. At zırhı pek bir işime yaramaz ama elma çok iyi. Elma çıkması güzel oldu. O zaman biz bunları böyle bir öldürelim ya. Belki içinden gene çıkar onlardan. Bir tane daha elma istiyorum. Gel lan buraya. Gördüğümü öldürüyorum vallahi, hiç acımıyorum. Seni de öldüreyim, akşam yemek yiyeceğim çünkü ben. Şöyle seni de bir öldürelim. Kaçma lan, gel buraya. Dönüşümü de aldık bunun. Şu köylüyü de öldüreyim. Bir tanesini öldüreyim en azından. Hani dönüşüm gelsin. Koleksiyon yapıyorum böyle. Canlı öldürüp koleksiyon yapıyoruz. Seni öldürmeyeceğim. Zaten senden aldım bir tane. Bak bu aşçı gibi bir şey lan. Şunu da bir öldüreyim. Deri işçisiymiş bu. Ya şimdi bunu da mı öldüreceğim? Hiç uğraşamayacağım. Yeter bu kadar köylü. Bayağı bir koyun varmış burada. Bak domuz da var. İyi, her türlü canlıdan var. Güzel bir yerde spawn olmuşuz. Mesela burası böyle çimenlik bir alan. Hemen yanımızda çöl var. Gel bakayım buraya koyuncuk. Şundan bir tane daha çıktı. Açalım bakalım. Bayağı bir nadir çıkıyor anladığım kadarıyla ama. İçinden bize direkt elma çıkmış. Bak altın elma çıkmış ilkinden. Bayağı şanslıymışız. Çünkü normalde bu kadar kolay çıkmıyorlar. Tamam, şu anda güzel. Obsidyen falan da var 3 adet. Çok iyi ya, böyle şeyler çıkması benim hoşuma gidiyor yani, eşyalar. Şimdi benim buradan geçici bir ev bulmam lazım ya da direkt ev yapmam lazım. Ev mi yapsam, geçici bir konaklamak için yer mi ayarlasam kendime diye düşünüyorum. Şu ev şu anlık iyi gibi, bir bakalım. Bunun girişi nerede abi? Nasıl bir ev yapıyorsunuz oğlum siz? Lan bunun girişi mi yok, ben mi görmedim? Bu nasıl bir ev tasarımı? Kapı burada mı? Hayır, cidden giriş burada mı yani? Hani dedim acaba ben mi görmedim? Farklı bir yerden bir giriş vardı da ben mi görmedim dedim de. Buranın girişi buradanmış gençler. Yani bu kadar saçma bir şey olamaz. Ben bu eve kırarak girerim çünkü çok saçma. Ben bu evde yatmam bile lan. Başkasının evinde kalmak çok kötü. O yüzden hemen gidip kendi evimi yapmam lazım. Benim şuradan da biraz taş kırayım. Hazır taş bulmuşuz.
Kaz kaz bakalım. Bundan ne yapacağız? Şimdi hemen bir ocak yapalım bence. Akşam çünkü evde konaklarken ocağa ihtiyacımız olabilir. Acıkıyorum bir yandan, yemekleri pişireceğim daha doğrusu, ondan diyeyim yani. Ocağa o yüzden ihtiyacım var. Biraz daha toplayalım, hani lazım olabilir. Sonuç olarak taş önemli bir item. Burada böyle demir falan var mı? Bir şeyler var mı? Neler var? Şöyle bir aşağı doğru gidelim. Hiç daha ev mev yapmadık ama direkt madene atıldık yani. Bak demir varmış burada. Böyle meşale falan da yok. Siz pek göremiyorsunuz. Bence biz madene sonra geliriz şimdilik. Şöyle hemen çıkalım. 3 tane demir topladım değil mi ben? Çok iyi. Tamam. 3 tane demir güzeldir. Bayağı bir taş da topladık. Şöyle hemen haritamızı büyütelim bakalım. Alan güzel yani. Her yer düz neredeyse. Şurada bir alan var. Oraya bir ev yapabilir miyim diye düşünüyorum. Hem köye de yakın olayım diyorum. Çünkü hani köyün tarlası falan var ya, belki sömürmemiz falan gerekebilir. Lazım olabilir yani. Şuraya doğru bir gidelim. Her yer koyun ya. Sizi görmekten bunaldım lan resmen. Bunları öldürsem mi diyorum. Hani şöyle paketlerden çıkıyor ya, onları açarız diyorum da. İlk bir ev yapalım, ondan sonra bakarız bence. Buraya bir yere ev yapabiliriz. Hatta direkt köyün yanına yapalım ya. Komşu oluruz yani, ne olacak? Beni severler. Yalnız ben hiç odun toplamadım. Şu an onu fark ettim. Evet, benim odunum yokmuş ki. Evi ben şimdi buraya nasıl yapacağım? Beyaz odun var. Evet, burada beyaz odun var. Şöyle yapalım. Gidelim oraya doğru. Bir tane crafting yapalım. Şu evlerden birinde vardı ama hiç uğraşamayacağım. Hemen gidip kendi craftingimi yapayım. Ondan sonra demirden balta yapayım diyeceğim ama ocağımızı daha kurmadık. O zaman taştan yapalım. Taştan da bizim işimizi çok iyi görür yani. Hemen şuradan bir tane kıralım. Kıramadım değil mi bunu? Kırdım sandım bir anda. Bu sefer kırdım. Hemen bunu alalım. Bunu hemen şöyle bir crafting yapıyoruz. Ondan sonra şuraya koyuyoruz. Şimdi bir tane de stick yapmam lazım. O yüzden bir tane daha kıracağız bundan. Hatta ben beyaz odunu kullanmak istemiyorum. Şuradan bir tane kırayım. Beyaz odunları çünkü evde kullanmak istiyorum. Her yer beyaz odun aslında ama olsun. Beyaz odunları evde kullanacağız. Diğer odunları hiç kullanmayacağım için en azından bunları crafting için kullanabiliriz. Craft eşyası olarak kullanmak mantıklı şu anda. Hemen şöyle bir balta yapalım taştan. Bu bizim işimizi bayağı bir görür. Onu da hemen envanterimize alalım şöyle ikinci sıraya. 11 tane de etimiz var. Burada da bayağı varmış. Çok iyi. Akşam oluyor bu arada. Bayağı erken akşam oldu. Niye böyle oldu ya? Daha evime başlamadım bile. Hemen şunları hızlıca toplayalım. Eve acilen başlamam lazım benim. Bayağı hızlı kırıyoruz. Çok iyi. Aşağı doğru inelim bakalım. Burada birkaç tane daha beyaz odunumuz var. Bunlar bizim işimizi görür mü acaba, onu düşünüyorum yani. Çok büyük bir ev düşünmüyorum. İleride büyütürüz tabii ama şu anlık başımızı sokacak bir evimiz olsa yeter diye düşünüyorum bana. Çok hızlı hava karardı. Ne oluyor lan böyle? Niye böyle oldu? Normal mi yani bu kadar hızlı kararması? Şu anda korkuyorum bak. Her an yaratıklar spawn olabilir. Arkadan falan bana vurabilirler. Bir de acıkmışım ben. Canım yenilenmiyor. Şunu da kırıp hemen hızlıca kaçıyorum buradan. Ben öleceğim yoksa. En kötü bir köye sığınırız şimdilik. Şu anlık bir yaratık gözükmüyor. Seni de öldüreyim, gel etini yerim akşam. Oh mis gibi. Şu anlık bir yaratık göremedim ben. Umarım da çıkmaz yani. Ben mutluyum şu an yaratık olmadığı için. Şu kuleye de gireceğim. Biraz güçlenmem lazım tabi. Şu an giremem. Şuraya bence yapabiliriz hemen hızlıca. Şöyle şunları bir çevirelim. Biraz yavaş hareket ediyorum çünkü tuşlara alışamadım gençler. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Klavyeye alışamadım. Şimdi şunu şöyle hemen alalım. Bir dakika. Her şey karıştı birbirine ya. Bayağı bir dolmuş gene envanterim. Benim en büyük sorunum zaten envanterimin dolması. Her modlu survival'da böyle oluyor. Gerçekten doluyor yani. Şöyle küçük bir ev yapalım. Hem tarlaya, köye ve buradaki suya yakın. Güzel oldu bence. Çok da küçük olmasın ya. Böyle küçük alanlarda da çok daralıyorum aslında. 1 artı 1 evleri seviyorum normalde. Ama Minecraft'ta küçük evi çok sevmiyorum, öyle diyeyim. Daralıyorum gerçekten, böyle hani rahat zıplayamıyorum, gezinemiyorum falan. Güzel olmuyor lan, hayırdır sana. Davetsiz misafir girdi gençler, neyse. Beraber yatarız. Sarılır uyurum buna. Lan evin üstüne çıkıyor bak, evimizi aldık başımıza çıktı ya. İçeri atla lan, gel buraya gel. Ya tüh, dışarı gitti ya.
İçeri atacaktım. O da benimle kalsın diye şey yapacaktım ama beni istemedi. Yapacak bir şey yok. Ne kadar tatlı bakıyorsun lan sen oradan. Bu arada yaratıklar spawn olmaya başlamış gençler. Biraz hızlı hareket edelim. En azından çatıyı kapatabilir miyiz? Bence kapatamayız. Yok, kapatırız. Burada bayağı varmış lan odun. Çatıyı kapatırız. Hatta zemini bile beyazdan yapabilirim. Evin uzunluğu bu kadar yeter. Şimdi çatıyı kapatalım. Kapattık. Çok iyi. Bu arada bayağı bir karardı içerisi. Benim aslında hemen bir tane kömür bulup meşale yapmam lazım. Gerçekten çok karanlık oldu. Bu ne böyle ya? Şurayı hemen hızlıca bir kapı açalım. İçeri bir ışık vursun. Çok karanlık oldu. Sonra şuraya hemen bir crafting yapacağım ama ilk önce bence şöyle bir zemini de beyaz odundan yapayım ben. Ondan sonra hızlıca kapımızı da yaparız. Craftingimizi yatağımızı da koyalım. Hatta hemen yatak yapacağım. Şu yeri bir beyazdan yapalım. Şöyle yanlış koyunca hiç sevmiyorum gerçekten. Yatağımı hemen şimdi yapabilirim. Çünkü yapmam lazım. Yatayım da sabah olsun. Akşam hani karanlık oluyor. Siz de rahat göremiyorsunuz. Ben de rahat edemiyorum. Çünkü yaratıklar falan olduğu için rahat rahat dışarı çıkamıyoruz yani. Hemen bir yatak yapalım. Şöyle odunlarımızı koyalım. Yünlerimizi de koyalım. Oh yeah. 1.12.2 de tabii renkli yataklarımız var. Çok güzel. Beyaz bir yatağımız oldu. Hemen yatıyoruz buraya. Sabah olsun bakalım. Ondan sonra güzel bir ev yapacağız inşallah bu bölümde. Şu zemini ilk önce kırayım. Ondan sonra yerleştireyim. Daha kolay olur. Kürek yapsaydım rahat ederdik ama sırf bu küçük alan içinde üşendim yani. Gerçekten üşendim. Yoksa yapardım. Çok büyük bir ev olmadığı için, hani zemini de küçük olduğu için gerek duymadım. Elimle toprak kazıyorum ya. Bu evi ne zorluklarla yaptım. Resmen toprağı elimle kazarak yaptım. Hemen şunları şöyle alalım. 19 tane yeter mi bilmiyorum. Yeter herhalde. Yetmesi lazım. Lütfen beni uğraştırma ya. Ay, yetmeyecek galiba. Ya böyle olunca var ya, aşırı sinirleniyorum ya. Şimdi bir tane kaldı ama şunu kırıp oraya koyabilirim aslında. Evet. Buraya zaten kapı yapacaktık. Bunlar benim bir işime yaramayacak. Şunu şöyle şuraya koyalım. Şuraya da bir tane daha gene koyabilirsek güzel olur. Tekrardan gidip biraz beyaz odun toplayayım ben o zaman. Bu arada acıktığım için koşamıyorum. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Şöyle yapalım. Bir fırın yapayım ben. Hemen eşyalarımızı oraya koyalım. Daha doğrusu etlerimizi. Orada bir ısınsınlar. Biz de onları bir yiyelim. Koşabilelim çünkü en azından. Böyle yavaş yürüyerek çok sıkıntı yaşıyoruz. Neredeydi? 11 tane şundan var. Onun dışında da ne koyabiliriz buraya? Şunları koyalım. Isınsınlar. Böyle birkaç tane ver bana. 3 tane pişmiş versen yeter herhalde değil mi? Doyurur beni. Şöyle bir elmamız var. Bunu da yiyelim. Tamam, bayağı güzel doyurdu. Bunu da yersem tam doyar mıyım? 3 tane doldurur mu? Doldurdu, evet. Süper. Diğerleri de pişsin. Ben buraya bir kapı yapacağım. O yüzden hemen şöyle biraz gezinelim. Bunlar da odun aslında. Kırabilirim ama buradaki şu güzelliği hani bozmak istemiyorum. Böyle kırık binalar olmasın evimin yanında. Yerden bir tane beleş ok buldum. Gayet güzel yani. Bir tane iskelet yanarak ölmüş herhalde. Zaten kapı yapacağım. Şunu şöyle bir kıralım. Stick yapayım hemen. Çünkü stickimiz bayağı az. Şöyle bir kömür falan var mı buralarda? Bence kömür vardır. Şöyle hemen hızlıca bir gireyim. Kömür arayalım. Çünkü evime bir tane meşale yapmam lazım. Kömür ararken demir bulduk. Şurada da kömür var. Hemen onu da alacağım. Güzel, bayağı demir bulduk. Hoşuma gitti. Hemen şunları da alalım. İki tane meşale koysam zaten yetiyor benim evime. Küçük bir evim var. O yüzden masrafı da az olur. Ama tabii gelmişken hepsini toplayalım yani. Lazım olur bunlar gene bize. Madene falan indiğimizde kullanacağız meşaleleri. Tamam mıyız? Güzel. Şöyle hemen bir tane meşale yapacağım burada. Ondan sonra şöyle bunu diğer elime alayım. Bu işte ya. Rahat rahat şimdi gezip kazabiliriz istediğimiz yere.
Şöyle biraz daha bakalım, bir şeyler var mı burada? Tamam, buralara sonra tekrardan geliriz. Bu bölüm madende geçirmeyeceğiz. Bu bölüm evimizi bitirmeye çalışalım bence. Çok daha iyi olur yani. Şurada bir tane daha ineğimiz var. Hemen şu ineğimizi bir öldürelim. Etler önemli çünkü şu anlık. Et istiyorum ben. Acıkıyorum, bayağı bir acıkıyorum. Benim evim nerede diye bir waypoint çekseydim ben. Evim şurada değil mi? Evet, benim gördüm. Aa, kemik de var burada. Hemen bunu da bir alalım. Bu koyunları da öldüreceğim ama zamanla yani. Aceleleri yok zaten. Buradalar. Bir yere kaçtıkları yok. Hemen şöyle gelelim bakalım. Yeterli odunum yok tabii benim. Şuraya bir waypoint çekelim. Ondan sonra toplarız. Şöyle hemen hangi tuştu lan o? Ha, tamam. Ondan sonra nasıl yapıyorduk bunu ya? Bu biraz farklı tabii. Hani farklı bir versiyonda oynadığım için modlar da farklı. Ekle ve düzenle. Ev yapıyoruz bunun ismini. Rengi su rengi olsun. Evet, benim rengim olsun. Şu anda oluşturduk. Ve buraya teleport atabiliyoruz gençler. Onu da göstereyim. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şimdi evim orada değil mi benim? Şuna tıklıyoruz. Ondan sonra bak, ışınlan diyor burada. İşarete ışınlan. Tıklıyoruz. He, yetki yok diyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Şimdi ışınlanması lazım. Evet, bakın şu anda ışınlandı. Ben hani haritayı kurarken hileleri kapattım. Tabii LAN üzerinden açınca oyunu, şurada göstereyim tekrardan. Yerel ağda diyeyim, daha doğrusu Türkçesi. İngilizcesi Open to LAN oluyor bunun. Türkçesi yerel ağda paylaş. Oradan açınca hilelere izin verdim. Ve teleport özelliği açıldı. Bu şekilde ışınlanabiliyoruz yani. Işınlanmak daha iyi. Mesela evden uzaklaştığımızda en azından eve bir saat yürümeyiz yani. Direkt teleport atabiliriz. Mesela şimdi ben buradan ağaçları kırıp direkt teleport atacağım yani. Hiç uğraşasım yok çünkü. Şöyle beyaz odun yok mu ya? Ben beyazları daha çok severim, biliyor musunuz? Şurada bir tane var mesela. Şunu şöyle güzelce bir kıralım. Zombi sesi geldi bir yerden. Madenlerde falan bir yerde, aşağıda bir yerde zombi var sanırım. Cidden duydum yani sesini. Hazır gelmişken şunları da alalım. Şöyle kökten kırmıyorum çünkü bunlar tekrardan büyüsün. Ve ben de teleport atabilirim değil mi? Şu anda bakayım, şurada bir yerde zombi vardı. Sesini duydum ben. Neredesin lan değişik? Bak. Sağda bir yerde ses geliyor. Ben duydum onu. Burada bir yerde, evet bakın. Duydum çünkü yani. Ve seni öldürmeden ben gitmem buradan. Dönüşümünü alalım çünkü dönüşüm önemli. Hemen teleport atalım. Şöyle ev. Işınlan. Bu ışınlanma özelliği çok güzel ya. Gerçekten minimap'lerde şu ışınlanma olaylarını çok seviyorum. Bayağı bir işimizi kolaylaştırıyorlar. Bir tane de acilen chest yapmam lazım. Ciddi anlamda acil bir durum. Çünkü envanterde hiç yer yok. O zaman şöyle yapalım, hemen odunumuz varken yapalım. Hem de double yapalım. Onu da şöyle koyabiliriz. Şöyle koyalım. Çok güzel oldu ya. Evimiz küçük ama güzel. Şimdi bir de meşale yapalım hemen. Şöyle. Tamamdır. Dört bir yanına koysak yeter. Ne yapıyorsunuz lan? Bak, tarlayı falan topluyorlar ha. Oğlum, burayı ben toplayacağım ya. Bunları öldürmek zorundayım ben. Çünkü burası benim tarlam artık. Bulaşamazsınız. Aa, şey çıktı lan içinden. Köylülerden de çıkıyormuş. Elma, demir. Şöyle gereksiz ne var? Buna koyamıyor muyuz? Anladım. Ben koyabiliyoruz sandım. O zaman biz de aşağı atarız ya. Yapacak bir şey yok yani. Yere attım valla. Şuraya hemen bir kapı yapalım. Bir tane yaptık zaten. Bir tane daha yapmam lazım benim. He bak, beyaz kapı yapalım ya. Bir dakika, beyaz kapı. Beyaz kapı güzeldir. Yakıştı mı? Yok ya. Ben pek beğenmedim ya. Cidden beğenmedim. Şu kapıdan yapmak istiyorum çünkü beyaz pek yakışmadı. Böyle nasıl diyeyim? Şey oldu. Çok birleşti ya renkler. Hani belli olmuyor yani. Beğenmedim işte. Kapıyı farklı renkten yapacağım. Bu arada köylülerin evinin kapısını da kırabilirdim yani, ama dediğim gibi hani güzelliklerini bozmak istemiyorum. Böyle kırık dökük evleri olan bir mahallede yaşamayı istemiyorum. O yüzden mahalleye zarar vermeyelim. Tamamdır, şu anda işlemlerimizi hallettik. Bu bölümde
Ev yaptık. Evde bazı eşyalar yaptık. Şunu da alalım. Onun dışında hemen şunları da şöyle koyalım. Buradaki etlerimiz de pişsin. Bir tane de elma bulduk, çok iyi. Bir envanterimizi boşaltalım. Ondan sonra da herhangi bir problemimiz kalmıyor zaten. Gereksiz neler var? Şunları atalım. Şimdilik bunlar gerekmiyor. Dolduralım şöyle. Kova da çıkmış ha, çok iyi. Şunu da açayım hemen. Diğer bölüme kalmasın. Şu obsidiyenleri koyalım. Kemiği koyalım. Yiyecekler kalsın. Kömür kalsın, lazım olabilir. Oku da atalım şimdilik. Bunu da at. Tamamdır. Hemen şunu bir açalım bakalım. Bu arada bunun hani boş bir alana bakması lazım. Mesela şöyle duvara baktığınızda böyle hani aşağı yukarı hareket eder. Açmaz yani paketi. Şöyle boş bir alana bakıp sağ tıkladığımızda açıyor. Altın kılıç falan filan. Tamam, güzel. Kılıç kalsın burada. Kılıcı kullanırız. Şöyle kağıtları da atalım, rayları da atalım. Tamamdır. Arkadaşlar, bu bölümden bu kadar da. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz zaten bu seriyi de bayağı istiyordunuz. Aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalımdaki videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz.